Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Bugün tarımın temel konularından birini gündemimize almak istedik. Hem tohumları konuşacağız, gen kaynaklarımızı konuşacağız, hem biyoçeşitliliği konuşacağız. Çok geniş bir yelpaze aslında bahsettiğimiz konular. Gıda güvenliğini ve Türkiye'nin ya da Anadolu'nun sahip olduğu zenginlikleri, dününü, bugününü ve yarınını konuşacağız. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Neşe Bilgin. İşin bilimsel tarafını da tabii ki masaya yatırmak istedik. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi biz tarımın farklı alanlarını konuşurken aslında temelinde bir şey vardır. O da sahip olacağınız toprak, su ve tabii ki tohum. Bunlar olduktan sonra işte o medeniyetler kurulmuş. Ondan sonra hayat şekillenmiş. Ama biz son dönemde sadece dünyada değil, Türkiye'de de yani bütün her tarafta biyoçeşitliliğin azaldığı noktasında bir kaygı, endişe var. Yani bunu zaman zaman Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO da dile getiriyor resmi rakamlarda. Türkiye'de de bazı STK'lar gündeme getiriyor. Biyoçeşitlik çok önemli diyoruz ama bunun biraz da ben altını doldurmak istiyorum bugün sizinle sohbet ederken. Yani biyoçeşitlik derken bir kere ne anlamamız gerekiyor? Oradan başlayalım, sonra devamına geleceğiz. Yani biyoçeşitlilik dediğimiz aslında dünyada var olan, canlı olan her şeyin toplamı. Kendi yöremizden de örnek verebiliriz. Yani dünya diyoruz ama kendi bölgemiz için, kendi ülkemiz için de var olan bütün canlıların toplamı diyebiliriz. Bunların normalde bir ekosistem içinde olduklarını, birbiriyle denge içinde olduklarını söylüyoruz. Biyoçeşitlilik, yani bu denge ne kadar iyiyse aslında o kadar da bir zenginlik söz konusu. Ülkemiz bu bakımdan son derece zengin, aslında aynı zamanda da şanslı bir ülke. Çünkü hem ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinin olması, birbirinden çok ekstrem şeylerin olması, yani en sulak alanlardan neredeyse çöle varan alanların içinde olmasından dolayı da çok çok farklı bir zenginliğe sahibiz. Bütün bunların ötesinde tarımsal açıdan, yani bizim kendi açımızdan bakarsak da tarımın başladığı toprakların üzerindeyiz. Yani tarımda şu anda üretilmekte olan ve bizim gıdamızın ana kaynağı olan bütün çeşitlerin de ana vatanı burası. Gerçek anlamıyla ana vatanı burası. Bunların toplamı için bir biyoçeşitlilik diyoruz aslında. İşin işte tohum tarafına isterseniz bir bakalım. Çünkü yerel tohum tarafında, atalık tohum tarafında Türkiye'de ciddi bir erozyondan bahsediliyor. Yani zaman zaman STK'larda bu konuda açıklamalar yapıyorlar. Evet. Rakamlar veriyorlar kendilerine göre ama bundan 40-50 yıl öncesine göre %70'lerdeki çeşitlilik şu anda %5'lere kadar gerilemiş durumda. Yani atalık tohumdan, yerel tohumdan hızla bir çıkış var. Daha böyle endüstriyel ya da daha standartlaşmış ürün ve tohumlara yöneliş var. Bu noktayı siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu söylediğiniz doğru. Gerçekten bizim atalık tohumlarımız çok az ekiliyor. Aslında devletin bir çalışması var. Bu atalık tohumları topluyorlar, gen bankalarında saklıyorlar. Çok önemli bir iş yapıyorlar. Ama asıl istenen bu tohumların çiftçiye destek verilerek ekilmesinin ve ekilmesinin devam ettirilmesinin sağlanması. Yani bir örneği siz buzdolabına koyup saklayabiliyorsunuz ama 10 sene sonra belki bu dünya aynı dünya olmayacak. Belki işte diyelim 3 derece daha yüksek olacak ya da daha kurak bir yer olacak ya da daha çok ıslak bir yer olacak. Bu tohumun o geçirdiği evrime aynen devam etmesi bizim için önemli olan. Büyük bir şekilde büyük çiftçiliğe doğru bir kayış var. Küçük çiftçi hiçbir zaman yeterli desteği göremiyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla böyle en azından. Dolayısıyla o da sonuçta o tohumunu satamayacağını, veremeyeceğini düşündüğü için de standart olan bir şeye yönleniyor ya da tamamen başka bir ürüne yönleniyor. Bizim kendi ürünümüz olan, yani bu toprakların kendi çıkışı olan buğdaylar, mercimekler, nohutlar aslında yavaş yavaş kayboluyor. Bunun yerine kısa vadede daha yüksek verim olduğu düşünülen tohumlara doğru bir kayış var. Yani bu gerçekten gördüğümüz bu. Ama bu çok kolaylıkla aşılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten yani her bölgenin o bölgeye özgü olan tohumlarını belirleyip, zaten bu belirlenmiş, biliniyor aslında, yani bir, özel bir şey değil. Ama o bölgedeki insanlara emanet edilerek onların bunu ekmesini
Ve ürününün de gene devlet tarafından garantili olarak alınması şeklinde biz bunları ilerideki çocuklarımıza, başka jenerasyonlara en azından iletebilecek bir durumda olmalıyız diye düşünüyorum. Evet, burada çok büyük bir kayıp var ve bir zaman sonra biz onların hiçbirini bulamayacak durumda olabiliyoruz, olabileceğiz diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi Türkiye'de toplam 117 bin çeşit tohum gen bankalarında muhafaza ediliyor ama olay orada gerçi muhafaza etmekten öte aslında onun toprakla buluşması. Evet. Dediğiniz gibi sürekli iklim değişiyor, şartlar değişiyor, toprağın yapısı, suyun yapısı değişiyor. Evet. Haliyle ondan ayrıştırılmış bir tohumun 10 sene sonra, 20 sene sonra o toprakla buluşması belki çok farklı bir yapıda aynı sonucu, bugünkü sonucu vermeyebilir. Evet. Dediğiniz gibi önemli bir konu. Tarımsal olarak da yani tarımda biz yeni ürünlere, iklimin değişme şartlarıyla, ortamın değişmesiyle yeni ürünlere gideceksek de ziraatçıların elinde bu tohumların olması lazım. Onlar bizim yeni çeşitlerin geliştirilmesi için her zaman ana kaynağımız, ana mirasımız. Onun için bunlara sahip çıkmamız şart. İşte belki de bu bahsettiğiniz noktada bir politika oluşturması gerekiyor. Çünkü bunu üretici, çiftçi tek başına yapamaz. STK'lar da yapamaz ya da üniversiteler de yapamaz, özel şirketler de. Şimdi tabii bir tohum yasası var. Onunla ilgili olarak da şu anda sertifikalı tohumun tabii ki bir teşviği söz konusu ve yerel tohumların maalesef ticareti yapılamıyor. Takas yoluyla bu işler yapılıyor ama dediğimiz gibi bu ilerideki riskleri, en azından gıda güvenliği noktasındaki riskleri bertaraf edecek elimizdeki belki de en büyük stratejik silahlardan bir tanesi. Sizinle içeride sohbet ederken bununla ilgili daha önceki çalışmalarınızdan yola çıkarak bir örnek vermiştiniz. İklim şartları, suya ihtiyacı daha az olan ya da kendiliğinden gübresi yetişebilen ürünlerimiz var aslında bizim ki ileride biz su kıtlığını da konuşacağız. Yani dünyada küresel raporlar bunu söylüyor. Türkiye üzerinde demiyorum. Ya da toprağın gitgide azaldığı bir yerde daha stratejik noktada olacak bu tür ürünler. Ve bizim aslında bunları absorbe edecek ürünlerimiz var, çeşitliliğimiz var. Var, var. Değil mi? Hala var. Bizim bu meyve mirası projesinde yani sadece Muğla bölgesinde 550 meyveyi biz tek tek belirlemiştik. Demin size verdiğim örnekte yani 146 tane armut vardı ve bunların hepsi böyle hiç su istemeyen, o güneşin altında yetişebilen cinslerdi. Onları oldukları haliyle de kullanabiliriz ama onları kullanarak, onların genlerini kullanarak daha yeni, daha modern çeşitlere gitmek için de onları dönüştürmek için de gen kaynağı olarak kullanabiliriz diye düşünüyorum. Demin bir noktaya parmak bastınız. Bizim en büyük problemlerimiz elimizdeki çeşitlerin, yani köylü çeşidi olan çeşitler gerçekten yeknesak değiller. Kendi içlerinde bir farklılık yaratıyorlar. Yani bir tohum bir başkasından biraz daha farklı ama aslında en büyük güçleri de orada. Çünkü o tohumları siz bir karışım olarak toprağa atıyorsunuz ama o günün şartlarında, o senenin ikliminde, o senenin şartları altında belki bazıları öne çıkıyor, bazıları belki de yok olup gidiyor. Biz onu fark etmiyoruz. İşte o şartlar içinde en iyi olanları seçip bir sonraki seneye devam ediyoruz. Halbuki yeknesaklı bir kanunda bir mecburiyet olarak koyduğunuzda biz o çeşitleri artık kullanamaz, satamaz, birbirimize veremez hale dönebiliyoruz. Bunun bir şekilde önlenmesi, yani bunun önünün açılması ve bu tohumların değişiminin, takas dışındaki değişiminin mutlaka sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bahsettiğiniz çok önemli bir nokta. Sonuç itibariyle biz markete gittiğimiz zaman elimizdeki kaynaklara baktığımız zaman belki yüzlerce çeşit elmasından üzümüne kadar çeşitli meyve sebze türlerimiz var. Ama markete gittiğimiz zaman çeşit olarak bizim karşımıza ya iki tane ya üç tane çıkıyor. Onun da bir kısmı hani armut örneğinden işte konuşuyorduk. Deveci armut. Belki işte bizim kendi sahip olduğumuz Ankara armudu. Ama diğer tarafta bakıyoruz başka bir ülkeden ya da başka bir kıtadan gelmiş bir armut ya da elma çeşidini raflarımızda görüyoruz. Bu da gerçekten Anadolu'da yaşayan ya da bu kültürün bu zenginliğe sahip bir toplum olarak, bir üyesi olarak en azından beni üzüyor. Biz de üzüyor. Hocam peki bir de şimdi sizin üniversite olarak bir çalışmanız vardı. Yöresel ürünlerle ilgili bir tüketim modeli. Çünkü bu işin bir üretim tarafı var, bir de tüketim tarafı var. Aslında tüketim tarafında belki biz kitleleri ikna edebilirsek ya da o tarafa yerel ürünlere, daha bizim olan ürünlere tüketme noktasında yol gösterirsek üretim tarafı da otomatikman işler hale gelecek belki. O modelden bir bahsederseniz, kooperatif
düzeninde aslında yapılmış bir model sanırım. Bizim modelimiz şu, Boğaziçi Üniversitesi mensupları kooperatif diye bir kooperatif. 2010 yılında üniversitede arkadaşlar, bütün çalışanlar, öğrenciler ve öğretim üyeleri olarak bir araya gelerek ortaya koyduk. Bu modeldeki ana amacımız birincisi birinci elden üreticiye ulaşmak, yani aracıyı kaldırmak. Böylelikle en büyük problemlerden bir tanesi gıda enflasyonu. Üretici üretiyor ama üretici onu hak ettiği fiyatı hiçbir zaman satamıyor. Hep aradakiler kazanıyor. Birinci şeylerimizden biri buydu. Daha önemlisi biz gözünün içine bakabildiğimiz birisinden bir ürünü almaya çalışıyoruz. Bu da niye önemli? Eskiden bizim yerel pazarlarımız vardı. Bir yerden bir ürünü alabiliyorduk, doğrudan seçebiliyorduk. İşte ne bileyim mahallemizin yanındaki bir serada ya da işte ufak bir bahçede yetişen bir domatesi alma şansımız vardı. Şimdi ürünler çok uzaklardan geliyor, uçaklarla geliyor. Hatta ülkeler arası, kıtalar arası mesafelerden geliyor. Bizim gıdayla aramıza büyük bir bir sınır kondu. Biz onlara ulaşamıyoruz, üreticiyi göremiyoruz. Dolayısıyla üretim teknikleri, kullandıkları ilaçlar, ne kadar güvenli falan, bütün bunlardan uzaklaşmaya başladık. Bizim modelimizde birebir üreticiyi tanıyor olmak, onun bütün bir üretimi nasıl yaptığını biliyor olmak en önemli şeylerden biri. Biz üreticimizi ziyarete gidiyoruz, onlarla birlikte vakit geçiriyoruz, günlerimizi orada geçirebiliyoruz. O ürün nasıl üretiliyor, nasıl bir toprakta yetişiyor, üzerine bir ilaç kullanılıyor mu, nasıl ilaç kullanılıyor, işte gübresi nedir falan, bütün üretim sürecini izliyoruz. Dolayısıyla yediğimiz şeyin güvenli olduğunu birinci elden alıyoruz. İkincisi tanıdığımız birisinden alıyoruz. Hani insanın bir şeyi vardır, bir köyünüz vardır, o köyden size bir tarhana gönderirler. Onu böyle gönül rahatlığıyla ve keyifle yersiniz. Aynen. Onun içinde o tanıdığın verdiği, sizin için özel olarak üretildiğini bildiğiniz bir başka türlü güven vardır. Bir şekilde onu yeniden sağlamaya çalışıyoruz bunun içerisinde. Biz bir tüketici kooperatifiyiz ama asıl istediğimiz üreticilerin de bir kooperatif olması olabildiğince ve eğer bize ürün sağlayabilecek insanlar arasında zaten kendi aralarında bir araya gelmiş, üretici olarak kooperatifleşmiş gruplar varsa onları da tercih ediyoruz bu sistemin içerisinde. Olmayanların arasında da gene temiz üretim yaptığını bildiğimiz, birebir işte tanıdıklarımız üzerinden haberleşerek ulaştığımız insanlar da oluyor ama amacımız yani hem üreticinin hem tüketicinin bir şekilde birlikte çalışabileceği bir bir gıda güvenliği açısından iki tarafın birbirini destekleyeceği ve gerçekten üreticiye de o paranın dönebileceği bir sistemi yaratmak. Burada en önemli şey üretici bir şeyi satabileceğini bilirse üretir, yoksa üretmez. Ve bizim o bütün kaybolmak üzere olan çeşitlerimiz, eğer biz bir şey olabiliyorsak onlara, bir en azından alacağımız hakkında bir şey söyleyebiliyorsak, bu çok büyük bir şekilde onları bunu ekmeye devam ettiriyor. Yani belki bir taraftan normal pazara satacağı bir şey de ekiyor ama bizim için de o özel ürünü ekmeye devam ediyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bahsettiğiniz model aslında bizim tarımda konuştuğumuz sorunlara bütüncül bir yaklaşım açısı getiriyor. Bir, üretim tarafında bir organize olması gerekiyor üreticilerin. Ne ekeceğini, ne dikeceğini bilecek. En azından ne satabileceğini, pazarlarını bilecek ki onu ekecek. Bu işten para kazansın. Evet. İkincisi, tüketici hem sağlıklı hem kendi damağına uygun, daha önce tükettiği ya da yerel anlamda üretim yapan işletmelerden ürününü alacak. O da mutlu olacak. Ve bir fiyat dengesi olacak aracılar aradan çıkartıldığı için ve bu bir kooperatifleşme. Aslında biz kooperatifleşmenin de tarımda ne kadar önemli olduğunu bu noktada görüyoruz. Hem üretici hem tüketici tarafında. Ve bunu aslında herkes yapabilir. Yani biz Boğaziçi Üniversitesi'nde bunu yaptık ama bizim yaptığımız örneklere bakarak mesela Kadıköy'de bir mahalle aynı sistemi kurmaya çalıştı. Bana sorarsanız her büyük kurum kendi içinde bunu yapabilir. Aslında büyük kurumlarda şeyler vardır. Yani bir tanıdığınız vardır, işte köyden gelirken işte bir şey getirir, oradaki arkadaşlarıyla paylaşır ya da onu ufak bir paraya satar falan gibi bir sistem. Yani bunu bir aşama ileriye götürüp bir daha kurumsal bir şekilde yapmak üzerine bir şey. Ve burada en önemli şeylerden biri bu kooperatifte biz tamamen gönüllü çalışıyoruz. Burada hiç çalışan yok, şey de yok, hiçbir hiyerarşi de yok. Öğrenci, çalışan ve öğretim üyesi olarak saatlerimizi yazıyoruz. Bir doodle üzerinden zamanlarımızı belirliyoruz. Her birimize açık. Hepimiz gidiyoruz. Orasını açıyoruz. Yani baraka dediğimiz bir yer burası. Açıyoruz. Orada satışı yapıyoruz. Paranın hesabını defterimize yazıyoruz. Tabii işte kasa fişimizi falan, yani bütün muhasebe sistemimiz normal şeklinde işliyor. Ama bu bir de karşılıklı güven, yani tüketim aşamasında da karşılıklı güvenin içindeyiz. Hep bir aradayız en azından. Böyle bir sistemi yaratmış durumdayız. Yani 2010 yılından beri bu sistem devam ediyorsa demek ki başarılı bir şekilde devam ediyor. Evet. Ve bu şimdi aklıma geldi. 200'e yakın yanlış hatırlamıyorsam üniversitemiz var Türkiye'de. Aslında her üniversitede
yapılabilecek bir model, evet. uygulanabilecek bir model evet. ve başarıya ulaşması halinde belki bu üniversitelerin evet. de dışına taşarak evet. değişik platformlarda evet. gündeme getirilebilir. Türkiye'nin her yerinden ürün geliyor. Yani Kars'tan da ürün geliyor, işte Edremit'ten de ürün geliyor. Urfa'da bir, yani kadın derneklerinden mesela ürünler geliyor. Onlar için de yani bizim için her bakımdan hani en azından siz bir şey tüketiyorsunuz, güvenerek tüketiyorsunuz ama aynı zamanda başka insanların da derdine çare olduğunuzu da aynı zamanda görüyorsunuz. Biz memnunuz bu sistemden, öyle diyelim. Anlıyorum. Hocam şimdi biz işin biyoçeşitlilik tarafını biraz evet. konuştuk. Hı. Tohum tarafında niye evet. yerel tohumun önemli olduğunu evet. konuştuk. Bunları konuştuğumuz zaman tüketicilerden ya da bizi izleyenlerden genelde hep genetiği değiştirmiş organizma, GDO ile ilgili evet. sorular geliyor ya da onlarla ilgili yorumlar evet. geliyor. Bir kere genetiği değiştirmiş organizma dediğimiz zaman, GDO dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Oradan kısaca girelim, sonra tarımdaki rolüne bakalım. Şimdi GDO aslında bir biyoteknolojik uygulama. Bu uygulamanın bir amacı var. Genetik değişikliği biz aslında laboratuvarda da yapıyoruz. Yani mesela çok basit bir şekilde bir protein üreteceğiz ama bir insan proteini lazım. İnsandan o proteini alıp bir insanı kesip parçalayıp içinden çıkartamayacağımıza göre o protein genini diyelim bir bakteriye naklediyoruz. O bakteri de bir fabrika gibi kullanıyoruz bakteri. Bizim için o proteini üretiyor. Daha sonra içinden proteini çıkartıp saflaştırıyoruz. Bakteri de genetiği değiştirildiği için üzerine bir kimyasal koyarak tamamen öldürüyoruz. Doğaya karışmasını engelliyoruz ve sağlıklı bir şekilde o proteini yapacağımız çalışmaya, mesela bir ilaç çalışmasında ya da bir yeri tanımlamak için kullandığımız şeyde kullanıyoruz. Şimdi aslında biyoteknoloji uygulaması tarım ürünleri için de aynı şekilde. Mesela bazı ürünlerde diyelim siz mesela tuza karşı bir direnç geliştirmek istiyorsunuz. Ülkemiz gittikçe tuzlanıyor. Diyebilirsiniz ki yani görünümde benim tuza daha dirençli bir buğdaya ihtiyacım var. Ben bu tuza dirençli geni buğdayın içine koysam iyi olmaz mı? Tabii bakarsanız çok iyi bir şey olur şey olarak baktığınızda. Çünkü en azından daha dirençli bir şey olur. Daha tuzlu topraklarda daha yüksek verim alabilirsiniz gibi bir şey. Peki uygulamayı nasıl yapıyoruz? Normalde onunla ilgili olan geni başka bir organizmadan, yani tuzlu diyelim ortamda büyüyen bir organizmadan çıkartıp sizin direnç kazanmasını istediğiniz organizmanın içine koymaya çalışıyorsunuz. Şu anda en çok nasıl yapılıyor? Şimdi bu da hani bir örnek olarak size verdim ama en çok nerede yapılıyor? Tarımdaki en büyük problemlerden bir tanesi mesela ot problemi. Yani domates yetiştirenler bilir, işte zararlar. Otlar. Her tarafa ot basıyor. İşte ya da bir takım şeyler, sinekler, böcekler şey yapan, yani zararlı olan şeyler, böcekler geliyor. Onlar basıyor. Onların hastalıkları olabiliyor. Onlar da aynı şey diyorlar. Diyorken bir ürünümüz olsun, böcekler buna gelmesin ya da böcekler onu yediği zaman ölsün, bir daha gelmesin diyorlar. O zaman ne yapıyorlar? Böcekleri öldürecek bir kimyasalı getirip bizim o yiyeceğimiz şeyin ürünün içine koyuyorlar. Bunlardan bir tanesini keşfetmişler hangisi olduğunu. Mesela bir bakteride, bir şey bakterisinde, toprak bakterisinde bulunan böyle bir zararlı bir toksin, toksin diyoruz bunlara. Zorunlu şu bir zehir var. O zehrin genini çıkartıyorlar. O zehrin genini şeyin içine koyuyorlar. Organizmanın içine koyuyorlar. Şimdi öyle bir şey oluyor ki siz istediğiniz kadar toprakta o sprey halinde ilacı sıkın. Şey bu ne derdi? O şey pardon, tersine söyledim. Bitkinin içerisinde o toksin üretildiği için hiçbir şekilde şeyler onun üzerine gelmiyorlar. Zararlı gelmiyorlar. Bir diğer örneğinde de başka bir şey yapıyorsunuz. Otları öldürecek bir şeye karşı, bir ilaca karşı bir dirençlilik genini gene şeyin içine koyuyoruz, organizmanın içine koyuyoruz. Orada da demin söylediğim, yanlışlıkla söylediğim örnekte olduğu gibi, o zaman da biz o ilacı istediğimiz kadar kullansak bütün otlar ölüyor ama bizim kendi büyütmek istediğimiz organizma ölmüyor. Bu ama da görünüşte bunu inanılmaz büyük bir tabii rahatlık, yani tarım yapan insan için rahatlık. Buraya kadarı çok güzel, burada hiçbir sorun yok. Biyoteknoloji yapıyoruz falan, harika, üstelik bizim de alanımız diye düşünebilirsiniz. Ama aynı zamanda biz o geni oraya koyduk, o gene ne oldu kısmında İşte o zaman işler değişmeye başlıyor. Biz oraya bir geni koyduk, başka bir organizmadan alıp koyduk. O genin bundan sonraki kendi evrimi, yani doğadaki başka bitkilerle, başka organizmalarla, başka bakterilerle etkileşim konusunda hiçbir bilgimiz yok. Bunu takip edebiliyor olmamız lazım ve biz bunu yeterince edemiyoruz. Yani bazen bu genetiği değiştirmiş organizmalar, mesela BT toksini için yapılan çalışmalar var. Bildiğimiz işte yani yapılan ve zararlı olduğunu gösteren çalışmalar var. Ve bunun tersini iddia eden lobiler de var bunun dışında. Ama bizim en büyük buradaki çekincemiz, bizim oraya koyduğumuz genin biz aslında nereye gideceğini şu anda bilmiyoruz.
Bir tane şöyle bir örnek vereyim. Mesela bu bir bakteri geniydi. Dolayısıyla bizim koyduğumuz bitkiye koyduk diyelim onu. Biz o bitkiyi yedik. Bitkiyi yedikten sonra o genin bizim vücudumuzdaki bir bakteriye geçmeyeceğinin hiçbir şekilde garantisi yok. Üstelik biz öyle bir organizmayız ki insan olarak bizim vücudumuz hücrelerinin 10 misli bakteri yaşıyor. Yani biz kendimiz bir insanız gibi düşünüyoruz ama aslında biz böyle bakterileri taşıyan bir şey diye düşünebilirsiniz kendini. Transport aracı gibi diye bile düşünebilirsiniz. Hiçbirini bilmiyoruz. Daha tanımlayamadığımız bakteriler yaşıyor vücudumuzda. Bunların aralarında yatay gen transferi dediğimiz bir işlem var. Yani şöyle bir şey oluyor. Bizim bilmediğimiz bir şekilde bir bakteri bir diğerine transfer. Biz bunları nereden biliyoruz? Mesela antibiyotik dirençliğinde bu çok yaşadığımız bir olay. Sürekli bir antibiyotik alıyoruz bir şeye karşı, hastalığa karşı. Bir zaman sonra bakıyoruz vücudumuzda başka bakteriler de ona karşı bir dirençlik geliştirmişler. Bu bunun gibi bir şey. Yani o transferden dolayı da yani buradaki GDO'daki en büyük korku, çekince, kullanılmaması için olan istek aslında ileride bunun neye sonucu vereceğini bilmememizden kaynaklanan bir şey. Bu da evet, aynen öyle. Aslında çok derin bir konu ama programımızın sonuna geldik. Evet. Belki ayrıca GDO konusunu sadece tabii önümüzdeki dönemde işleriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Neşe Bilgin'di. Biyoçeşitliliği, tohumu ve kısmen GDO'yu konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.